sadece doğal güzellikleriyle değil, insanı ve kent kimliğiyle de eşsizdir. Turist sayısında ve gelirinde beklenen artış sağlama hedefi için yapılacak tanıtım ve pazarlama çalışmaları bereketli denizin gençlik kalmalarıyla, yöresel otlarıyla ve mutfağıyla Bodrum lezzetin boyutlarıyla. Ve biliyorsunuz tatil bir hafta 10 bin insanlar için ve bütün bir yıl o bir hafta tatilin rüyasıyla çalışır insanlar. Which all had an immediate impact on sales. And before I focus on the current and the very real concerns on trading at the moment, açılış, rise ibrolara yönelik dekorasyon yapalım, eğitim yapalım, basını getirelim. Elimizden geldiği kadar şu gördüğünüz şuradaki topluluk her türlü gayret ve mücadeleyi turizm için yapmaktadır. Tabii bu düşüşün şöyle bir baktığımızda Türkiye'nin içinde bulunduğu durum komşularla ilişkilerde büyük bir etken. Yani hiçbir turist kendini güvende hissetmediği yere gelince tatil yapmaz. Önce bu algı üzerinde çok çalışmamız lazım. Hep beraber önümüze bir bilanço çıkacak arkadaşlar, tanıtım bilançosu. Sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun, basında olsun, broşürlerde olsun, kataloglarda olsun, magazin dergilerinde olsun. Bunlara girersek, Bodrum'u iyi anlatırsak ve Bodrum'un yaşam kalitesinde bir değişim olmadığını, huzurlu ve güvenli bir tatil yapılabileceğini anlatırsak, bu düşüşe ancak buraya dur diyebiliriz. Yani evliye baktığımızda, Haziran'ın 15'i, Eylül'ün 15 arasında bir zirve, geri kalan dümdüz bir çizgi. Biraz önce çok güzel bir konuşma yaptı arkadaşımız. Bodrum yaşayan bir şehir dedi, 12 ay. Her şeyse yaşayan bir şehir arkadaşlar, Türkiye'de örneğiz. Şu anda gidip birçok yerde mekanlar kapalıyken, Bodrum'da sadece neyzen tevkide yürümek bize mutluluk ve enerji veriyor. Cıvıl cıvıl, her ülkeden insan, dünya barış topluluğu gibi yaşıyoruz. Bunları anlatmamız lazım. Bu işi becermemiz lazım arkadaşlar. Kroportu arkadaşlara yardımcı olmamız lazım. Ama hep bana derseniz işte olmuyor. Artık ben değil, biz kavramına bir an önce geçmeliyiz. Bakın havalar arkadaşlar. Almanya'da bu havada insanlar herhalde denize giriyormuş. Şimdi Almanya'da Bodrum'un Kasım ayındaki 13'ündeki sıcaklığın 26 derece olduğunu söylesek insanlar inanmaz. İnsanımız görünce inanır arkadaşlar. İnsanları buraya getirmedikten sonra inandıramaz. Bodrum'un güzelliğini, huzurunu ancak getirip gösterirsek inandırırız. Nisan ayından itibaren Bodrum Belediyesi olarak, OİTA olarak birçok turoport arkadaşlarımızın, acentelerin Bodrum'a getireceği gazetecilere, satış elemanlarına ev sahibi yapmaya hazırız. Getirin arkadaşlar, bir yerden başlayalım. Her zaman sizin yanınızdayım. Bundan da gurur duyuyorum. Çünkü sizler gerçek turizmin severlersiniz. Bugün burada olmanız bile benim için en güzel tanıtıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.